Herkese selamlar. Bin Kripto Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Tarihlerimiz 5 Ağustos 2022'yi gösterse de aslında bugün günlerden tarım dışı istihdam. Çok önemli bir veri alacağız bugün ABD'den. Öğleden sonra 3.30'da gelecek veri ve kötü veri iyi piyasa senaryomuz var. Bu senaryo ne demek? Nasıl şekillendireceğiz? Bu programda onu inceliyor iyi olacağız ama baktığımızda kripto para dünyasından da oldukça önemli haberlerin geldiğini görüyoruz bu cuma günü. BlackRock Coinbase aracılığıyla müşteri, kurumsal müşterilerine kripto hizmetini açmaya çalışırken bir yandan da Instagram yani Meta şirketi Instagram platformu üzerinde NFT'leri Flow üzerinde taşıyacağını, gerçekten entegrasyonunu sağlayacağını açıkladı. Hal böyleyken Flow'da da bir rally başladı. Terminal ekranına baktığımız zaman da aslında Bitcoin ve Ethereum'daki görece yön arayışını görsek de altcoin'lerde hareketliliği görüyoruz. Dedikten sonra kripto mercek yayınımızı başlatalım. Ama yayınımızı başlatmadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer BinCrypto Türkiye YouTube kanalımıza abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız sizler için hazırladığımız içeriklerden ve konuklu yayınlarımızdan oldukça hızlı bir biçimde haberdar olabilirsiniz. Yine bu videoyu yorum ve beğenilerinizle onur edersiniz. Yine bizleri çok mutlu edersiniz. Dedikten sonra terminal ekranına beraber bir bakalım. Beraber baktığımızda yeşil grafikler umut veriyor. İyimserlik teması hem globalde hem de kripto para piyasasının üzerinde devam ediyor. Bitcoin 23 bin dolar seviyesinde, Ethereum 1650 dolar seviyesinde fiyatlandığını görüyoruz. Asya seansının içerisinde olduğumuz bu saatlerde. Baktığımızda XRP'nin gözünü 0.38 ve 0.40 bandına diktiğini söylemek mümkün. Cardano'da 0.50 seviyesinde, her ne kadar cüzdan adreslerine yeni bir rekor seviyeye ulaşmış olsa da Cardano'da şu anda yukarı yönlü fiyatın yürümediğini görüyoruz. Solana hack olayından sonra aslında nispi olarak pozitif kalmaya devam ediyor. Güven kırılmış olsa da orta vadede bir rally beklentimiz oluşmuyor bu güven kaybından dolayı. Ama baktığımızda %2'ye 1.5'a varan bir primlenmeyle o da 40 dolar seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Ve günün yıldızı tabii ki de Flow oluyor. %36'ya yakın bir rally ile beraber aslında fiyatını 2.5 dolar seviyesine yakınlaştırmış ve baktığımızda kalanlarda da Sent'te de %3'lük ve dün grafiğini incelediğimiz aslında Tezos'ta da %3'ün üzerine primlenme olduğunu görüyoruz. Yine yükselişleri sizinle beraber takip ettiğimiz için mutluyuz. Gelelim haber akışına ve global piyasalarda neler olduğuna. Ama ona geçmeden önce tarım dışı istihdam verisinden bugün beklediğimiz rakamı da yeniden hatırlatmakta fayda var. Veri öğleden sonra 3.30'da gelecek ve volatiliteyi açacak aslında bütün piyasaları. Şu anda her ne kadar sakince bir iyimserlik teması sakin olsa da öğleden sonra saatleri ve özellikle ABD endekslerinin açıldığı saatler oldukça volatil geçebilir. Bunun uyarısını yapalım. 250 bin gibi bir beklenen rakam var tarım dışı istihdam verisinden ve bununla beraber işsizlik rakamının ise 3.6'da kalması bekleniyor. Bunun üzerine de veya aşağısına oynamaması gibi bir beklenti var. Şimdi 250 bin bekleniyor ama ABD tarafına baktığımızda açık iş ilanları sayısının hala yüksek seyrettiğini görüyoruz. Yani bir düşen trend var orada da ama hala açık iş ilanları yüksek. Yani oradaki istihdam piyasasının hala güçlü, hala elemanların arandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada tarım dışı sektörlerde var olacak bu istihdam oranının da beklenen seviyede veya beklenenden yukarı gelmesi, yani şöyle söyleyelim, beklenenden yukarı gelmesi bize aslında piyasanın iş aramaya ve piyasanın aslında canlı kalmaya, dolayısıyla da enflasyonu üretmeye devam edeceği mesajını vereceği için olumsuz olacak. Ama bu veri normalde insanların beşeri hayatlarına baktığımızda olumsuz bir veri. İstihdam verisinin geriliği olması. Dolayısıyla bu yüzden kötü veri olarak adlandırıyoruz. Ama bugün piyasanın kötü veriye ihtiyacı var. Kötü veri iyi piyasa yaratacak bugün eğer gelirse bizler için. İyi gelmesi halinde de maalesef ki bir miktar volatilite ve risk iştahında törpülenmeyle beraber Bitcoin ve Ethereum fiyatında 21 bin dolar seviyesi ve 1500 dolar seviyesi yeniden önümüzde olabilir ve altcoin'lerde de kar realizasyonları görebiliriz. Dolayısıyla kötü veri iyi piyasa bekliyoruz, volatilite bekliyoruz. Öğleden sonra saatler için yine beraber takip ediyor olacağız. İşsizlik oranında %3,6 olarak beklentisinin olduğunu söylemiştik. Ve gelelim piyasalara. Aslında dün baktığımızda Dow Jones S&P'de
kırmızı grafikleri görmemize rağmen Nasdaq kendisini pozitif kapatan bir seans geçirdi. Avrupa tarafında aslında temkinli iyimserliğin olduğunu gördük. Dün size bir short video çekmiştik aslında. Orada ifade ettiğimiz üzere İngiltere Merkez Bankası'ndan son 27 yılın en yüksek faiz artış kararı geldi. 50 bas puanlık bir faiz artış kararı açıkladı banka ve stagflasyonu dillendiren ilk merkez bankası da olmuş oldu. Enflasyon çok yüksek, bunu düşürmek o kadar kolay olmayacak. Birden resesyona girmeyeceğiz, stagflasyon olabilir gibi minvalinde açıklamalar geldi. İlk defa gerçekçi bir açıklama, objektif bir açıklama geliyor bir merkez bankasından. Asya seansına baktığımızda aslında pozitif ivmelerin olduğunu görüyoruz ki bu da vadeli tarafa da yansıyor. Bugün ABD vadelerinden de 0,50'lere yakın sayan bir yukarı 0,23'lerde şu an Nasdaq vadelisi, S&P ise 0,16'larda pozitif bir açılış olabileceğine işaret ediyor. Veriler pozitif, tarım dışı istihdam verisini piyasa aslında baktığımız gibi pozitif bekliyor. Ama ne oldu? Piyasadaki riskler birden buhar olup uçtu mu? Veya bu önümüzdeki riskleri kaldırıldı mı? Hayır. Hala aslında Çin'in Tayvan'ı ablukaya aldığına veya tatbikat yaptığına dair haberler, haber akışları gelmeye devam ediyor. Ve zaten aslında biliyorsunuz ki oradan yaptığı yiyecek ihracatıyla beraber gıda ihracatını da aslında keserek bir ekonomik yaptırım kararını da açıklamıştı. Dolayısıyla burada şu anda piyasaların dikkati almadığı ama buradaki Pelosi'nin ziyareti, yani ABD Temsilciler Başkanı ziyaretinin sonrasında sıcak bir olayın gelişmemesiyle beraber tedirginliğin azaldığı bir noktadayız. Bu var cepte bir risk senaryosu olarak, bir kuyruk risk olarak şu anda piyasada aslında görülmüyor, sıcak olarak fiyatlanmıyor ama var. İkincisi ne var? Siz de biliyorsunuz ki ben de yaklaşık 10 gün önce COVID geçirdim ve dolayısıyla etrafınızdaki herkesin yeniden COVID'e yakalandığını ya da en azından yaz nezlesi gibi görünen aslında COVID'in monkeypox dediğimiz maymun çiçeği virüsüyle de beraber karışımı olan pek çok varyantı var. Şimdi bu vaka sayıları her yerde yükselmeye devam etti ve ABD acil durum ilan etti bu vaka sayılarının yükselmesiyle beraber. Piyasaların üzerinde şu anda halihazırda büyük bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Ama biz neyi araştırıyoruz piyasada? Fed'in havlu atmasına, yani aslında sıkılaştırma adımlarında tetiği elini çekmesine sebep olacak pek çok veri var piyasada. Resesyon bunlardan bir tanesiyle ekonominin çok büyük bir durgunluğa girecek olması ve ona keza aslında bu savaş, Çin ve Tayvan gerilimi ve üzerine devam eden aslında Rusya ve Ukrayna gerilimi ve enerji krizi bunlardan bir tanesiydi. Bir üçüncüsü geliyor, o da ne? Aslında COVID vakalarının yeniden artıyor olması, kontrolden çıkacak ekonomiler diyebiliriz. Ama hali hazırda şu an bu fiyatlanmıyor ve şu anda ülkelere de baktığımızda, sağlık protokollerine de baktığımızda, her ne kadar doktorlar bunun önemine dikkat çekse de çok büyük adımların olmadığını görüyoruz. Bu da şu anda kuyruk riski olarak kalmaya çalışıyor ama Fed'in havlu atmasına neden olabilecek nedenlerden bir tanesi daha eklenmiş oldu. Sıkılaştırma döngüsünü tam tersine dönmesini, sıkılaştırmayı önce duraklatarak sonrasında yeniden genişlemeye geçeceği bir senaryoyu bize aslında şu anda gösteriyor. Gelelim BlackRock'a. BlackRock aslında yönetimde 10 trilyon dolarlık bir varlık yönetim şirketi. Halihazırda kurumsal müşterilerinin kripto taleplerine kayıtsız kalamadığını açıklıyor ve ben artık kurumsal müşterilerime kripto varlık alım satımı ve saklama hizmeti vermek için Coinbase'le bir işbirliği yaptım açıklamasıyla geldi bugün karşımıza. Dolayısıyla tabii ki de bu haber geldikten sonra Coinbase Nasdaq'ta açık bir halka açık şirket olduğu için coin fiyasında da yukarı yönlü hareketlilik oldu. Piyasada da bize şunu gösteriyor, adaptasyonun devam ettiğini, hem de öyle böyle değil, büyük adımlarla beraber devam ettiğini, BlackRock gibi bir aslında yani trade DeFi şirketinin biz gördüğünüz üzere kripto şirketiyle beraber bir işbirliğini görüyoruz ve iki dev şirketin aslında burada işbirliğini görüyoruz. Bunların da devamını göreceğimizi söyleyebiliriz. Bu yetmezmiş gibi bir adaptasyon haberimiz daha var. O da Virginia Emeklilik Fonu. Virginia Emeklilik Fonu da hali hazırda şu anda aslında yield farming dediğimiz ürünlerini tercih ettiğini açıkladı ve şu anda 6,8 milyar değerinde ellerinde bir varlık varmış ve bunu da aslında yield farming ürünlerine tercih ettiklerini ve bunun içinde mütevelli heyetinden onay aldıklarını açıklamış. Yani artık iş, hani Bitcoin aldım, ben emeklilik fonuna Ethereum ekledim gibi noktalardan gidiyor. Daha türev ürünleri, yield farming ürünlerine, DeFi protokollerine giden bir noktaya gelmiş durumda ki emeklilik fonları gibi
aslında baktığımızda daha niş, daha sabit getirili ürünlere ihtiyaç duyan portföylerde bunların olduğunu görüyoruz. Ve biliyorsunuz ki Mastercard'dan da yeni bir adam var. Aslında Mastercard daha öncesinde de NFT alım satımını kartlar aracılığıyla sağlamak için bir proje başlatmıştı. Buna keza Mastercard'ın CEO'sundan belli açıklamalar geldi. Açıklamalar şu şekilde: Bitcoin ve kripto paraları aslında bir ödeme varlık sınıfı olarak görmüyorlar, ödeme aracı olarak kabul etmediğini ifade ediyor. Çünkü şunu ifade ediyor: bu kadar volatilitenin olduğu noktada bir ödeme aracı olarak kullanabileceğini düşünmüyorum. Ama halihazırda baktığımızda büyük bir varlık sınıfı ve insanların oraya doğru bir iştahı var ve biz de insanların fiat paralarını, yani ellerine tuttukları TL, dolar, euro, her neyse ülkelerinin para birimi, bunları kriptoya çevirmeleri için aslında bir rampa oluşturuyoruz. Fiat on-ramp işlemi görüyoruz burada. Dolayısıyla bizim de çalışma larımız bu minvalde devam ediyor diye bir açıklaması vardı bu hafta. Ve bu hafta gelen bu açıklamadan sonra aslında büyük bir adım da Binance'ten geliyor. Binance'in açıkladığı, Arjantin'de aslında kredi kartıyla beraber orada insanların kripto alım satımını kart aracılığıyla Binance kartla gerçekleştirmesini sağlayan bir adım geldi Binance tarafından. Her geçen gün adaptasyon artıyor ve her geçen gün aslında baktığımızda bir şekilde kripto ve blok zincir teknolojisi ceplerimize, hayatlarımızda daha kolayca nüfuz etmeye başlıyor ve hayatlarımızı günlük olarak kullandığımız noktaya giriyorlar. Bunu da yavaş yavaş görüyoruz. Dönüşüm sürecindeyiz. Eski olanı bırakmanın ve yeniyi kabul etmenin kolay olmadığı dönemler, ama güzel dönemler olduğuna inanıyorum. Ve hatırlarsanız Voyager Digital'in iflas haberi gelmişti. Ve bir saklama cüzdanında tuttukları 270 milyon dolarlık bir varlık ortaya çıktı ve şu anda bunu mağdur olan müşterilerine iade edeceklerine dair de bir haber var. Ve gelelim yine Wall Street Journal'dan bir haberle devam edelim. Biliyorsunuz ki bütün ülkelerde ve aslında bankacılık endekslerinde karbon kredisi diye bir tabir var. Nedir bu? İşletmelerin ürettikleri aslında karbon ayak izlerine bakıyorlar ve belli bir limitin aşağısına kaldığı noktada bunlara yeşil enerji karbon kredileri verebiliyorlar. Şimdi burada Vera isimli bir aslında karbon kredisi ölçümleyen şirket kripto tokenlarından aynı şeyi ve şeffaflığı istedi ve buraya dair kararları da, kuralları da açıklayabileceklerine adım adım geliyorlar. Bizim de aslında biliyorsunuz ki temiz ağlar dediğimiz clean ağlar var. Bunların başlıcası aslında Tezos geliyor. En çok bugüne kadar kurumsalların yatırım almasıyla beraber kurumsallar, biz Tezos'a yatırım yaptık. Neden? Çünkü onun temiz bir ağ olduğunu düşünüyoruz dedikleri için ilk aklıma gelen an oldu. Ve Proof of Stake ağı ile beraber aslında madencilik sistemini kurgulamış olan pek çok temiz enerji var. Temiz enerjiyle giden şirket var. Burada tabii ki de daha öncesindeki kripto merceklerle konuştuğumuz için Bitcoin'in Proof of Work madenciliğine herhangi bir bias getirmek istemiyorum. Herhangi bir şüphe getirmek istemiyorum. İyi ve kötü ayrımı yapmıyorum. Ama global entegrasyona adapte olabilecek coinlerin de burada olduğunu ve buna dair de bir yaklaşım geldiğini söyleyebiliriz. Ve gelelim bugün Flow'u fırlatan, %36'lık bir rally'ye sürükleyen haber. Meta şirketi Instagram platformu üzerine biliyorsunuz ki NFT'leri getireceğini açıklamıştı. Dolayısıyla herkes NFT'lerini Instagram'da story paylaşır gibi paylaşacaktı. An itibariyle bunu biz aslında Polygon, Matic ve Flow ile beraber yapacağını duyururken Instagram üzerinde Flow'u tercih edeceğini açıkladı. Halihazırda bu da Flow'un fiyatına yaradı ve %36'lık bir rally ile bugün karşımızda. Biz bu haberleri aslında daha öncesinde Mayıs ayında da bunun sinyallerini almıştık. Mayıs ayında da orta vadede portföylere bir miktar düşük seviyelerden eklenebileceğine dair aslında haberler ve kripto mercek yayınları yapmıştık. Dolayısıyla yine bunlar kulaklarınızda küpe olduysa, bugün daha öncesinde fısıltı olarak gelen ön haberlerin bugün gerçek habere dönüşmesiyle yukarı yönlü hareketlilik görüyoruz. Ve gelelim bir sonraki haberimize. Starbucks kahvenizi nasıl alırsınız? Web3'te NFT olarak diyebilirsiniz artık. Starbucks'tan bir Web3 ve NFT hamlesi geliyor. Şirket açıkladığı açıklamada aslında şunu ifade ediyor: çok fazla genç tüketicimiz var, dolayısıyla bizim bu teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyordu. Biz de artık Web3'te ekosisteminde olmak istedik ve NFT hamlesiyle de beraber aslında burada devam edeceğiz çalışmalarımıza diye bir açıklamaları da var.
Bu da yine büyük dev bir şirketin Web3 ve NFT entegrasyonlarına kapısını aradığını ve bu furyanın başladığını bizlere gösteriyor. Gelelim biraz teknik tarafa bakalım. Piyasalar aslında bugün tarım dışı istihdam verisini beklerken pozitif bir ivmelenme var. Çünkü neden baktığımızda aslında petrol fiyatının da Şubat ayından itibaren 95 dolar seviyesinin 90 dolar seviyesinin aşağısına geri çekildiğini görüyoruz. Bu da ne yapıyor? Bizim görece olarak enflasyonun yukarı yönlü koşacağı beklentisini, önümüzdeki hafta enflasyon verisi gelecek ABD'den, oldukça önemli olacak. Yine beraber takip edeceğiz. Bunları azaltıyor. Şimdi bunları bir paket olarak, bir büyük bir resim olarak düşündüğümüzde iyimserlik temasının sebeplerini oluşturuyor da şu anda hem küresel piyasalarda hem de kripto para piyasası üzerinde. Ama grafik üzerinde ne var? Son 7 günden beri devam eden kırmızı mumlar var Bitcoin'de ki bu da aslında bizim 3. dalgadan sonra 4. dalga olarak, düzeltme dalgası olarak aşağı inmemizi de gerekçe olarak gördüğümüz şeylerden bir tanesi. Bugün yeşile dönen bir mumla karşıyayız. Fiyatın yeniden 23 bin dolar seviyesinin üzerine çıktığını da görüyoruz. Hedefimiz 23 binin üzerine kalmak ve haftalık kapanışı 23.500'lerin üzerinde gerçekleştiriyor olmak. Bunun aşağısına geçiyor olmak yeniden kritik seviyeleri maalesef ki masada tutmamıza neden olacaktır. Ama hali hazırda RSI üzerine çizdiğimiz bir düşüş trendi var. Bakıyoruz burada RSI'de de bir yukarı yönlü hareketlilik var. Bugün kötü veri gelirse 250 bin ve daha aşağısına gelecek olan bir veri yukarı yönlü piyasalarda risk iştahında artışla beraber bizim buradaki 4. dalgadan aslında 5. dalgaya doğru doğru geçişimizi tetikleyebilir. Yukarı yönde 24 bin dolar seviyesine doğru bir atak görebiliriz. Ama şu anda 24 bin üzerinde kalıcılık sağlayamadığımız için de direnç oldu. Aşağıda en büyük desteğimiz 22 bin dolar seviyesi. 22'nin aşağısında 21.500, 20.500 ve 19.800 gibi destek seviyelerimiz var. Ama desteklere inmek istemediğimiz bir gün. 50 günlük hareketli ortalama şu an 21.300'de bize destek olduğunu da söyleyebiliriz. Gelelim Ethereum cephesine. Ethereum cephesinde de aslında yine son 7 günlük baktığımızda hacimsiz düşüş mumları ile beraber ilerliyordu. Bugün orada da biz yukarı yönlü bir hareketlilik olduğunu görüyoruz. Ethereum diyor ki senin çizdiğin 4. 3. dalgadan sonra 4. düşüş dalgasını tamamlayıp yukarı çıkmak istiyorum gibi bir havası var. Bugün buradaki mum bize bunu işaret ediyor. Şimdi baktığımızda önümüzdeki 1660'larda fiyatlanıyoruz ama 1700 dolar seviyesini test etsek de üzerinde kalıcılık yapamadık. 1780 ana direnç seviyemiz olarak şu anda karşımıza çıkıyor. Bunların üzerinde kalıcılık sağlamamızla beraber biz yukarı yönlü hareketlilik göreceğiz. Tabii ki de burada teyidini almak da önemli olacak. Bunun için hem haftalık kapanışa hem de bu seviye üzerinde 1780 üzerinde 1750 üzerinde ne kadar kapanış yaptığına bakıyor olacağız. RSI burada da yukarı yönlü bir hareketliliğin olduğunu gösteriyor. 50 günlük hareketli ortalamamız şu an 1320'lerde oldukça aşağıda kaldı ki bu da bizim aslında için pozitif olan bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda oyun alanımız destek seviyesi olarak 1500 ve 1450 dolar seviyesi arasında gitse de yukarı yönlü hareketlilik için canlı bir Ethereum'la karşı karşıyayız bugün. Ve gelelim Litecoin'e. Litecoin'e baktığımızda burada güzel bir sıkışma var. Sıkışmadan sonra yukarı yönlü hareketlilik etmek isteyen 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük hareketlilik ortalamasında güzel bir reaksiyon göstermesini beklediğimiz bir pozisyonda aslında şu anda 61 dolar güncel fiyatımız. Yukarı yönlü bir kama formasyonun içerisinde sıkışırken RSI düşüş trendi aşağısında eğilirken bakıyoruz grafik dipleri toparlayarak yukarı gidiyor ama hacimli bir biçimde yukarıdaki kamanın üst bandını henüz kıramamış. Nereden destek alıyorum? 50 günlük hareketli ortalamam 55 dolar seviyesi bana destek oluyor. 200 günlük hareketli ortalama seviyem ise bizim 88 dolar seviyesinde yukarı yönlü hedef seviyemiz olacak. 100 günlük hareketli ortalama ise tutulmuş durumdayız. 63 dolar seviyesinde o da. Baktığımızda kamanın boyu ile beraber zaten muhtemelen biz 200 günlük hareketli ortalamamız olan seviyeye doğru da çıkacağız. Yaklaşık bize %40 diyor ama %35'e fit olalım. %35'i de zaten 200 günlük hareketli ortalama seviyemize 88 dolar seviyesine ulaşacağız. Ama baktığımızda neyi görüyoruz? Burada 72'lerin üzerinde bir kalıcılık olmamış epeyden bu yana. Dolayısıyla 72 ve 76 band aralığı bizim için ilk direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor Litecoin'de. Geri çekilmelerde 50 dolar seviyesinin aşağısına geçmeden kamanın içerisinde kalmasını bekleriz ki yeniden bir yükseliş planlayabilelim. Bunun aşağısına geçen bir Litecoin'de maalesef yeniden yükseliş fiyatını birden konuşamayız. Gelelim %36'lık rally ile beraber 2.50'nin de üzerine çıkan 2.65'e doğru çıkan flow'a bakalım.
Şimdi bu ani yükselişle beraber aslında bize bir üçüncü dalgayı oluşturdu. Güzel bir dalga da olduğunu söyleyebiliriz. Buradan düzeltme gelecek mi gelmeyecek mi diye şimdi tayin edeceğiz. RSI artık bize 75'in üzerine çıkmış aşırı alındığım noktalara, ben artık aşırı alınan bir varlık olduğum noktasında bize sinyal veriyor. Yani düzeltme gelebilir. %36'lık zaten bu haber etkisiyle beraber anında pozisyona girenler ya da hali hazırda elinde bulunduranlar için oldukça güzel bir kar seviyesi olduğu için kar realizasyonu gelebilir. Geldiği noktada bize bir dördüncü düzeltme dalgası başlatabilir. RSI'de de aşağı yönlü biz bir eğim görürüz bu noktada. Dördüncü dalganın bize 2.10'lara kadar geri sürmesini bekleyebiliriz. Ama 2.10'larla yukarıda aslında 2.30'lar arasında bir akümülasyon sürecinden sonra flow, zaten bu haber ilk geldi ama etkisi zaten orta ve uzun vadede olacağı için ağın daha çok kullanılıyor olmasıyla beraber yukarı yönlü hareketlilikte 4 dolar seviyesi hedeflenebilir orta vadede. Ama bunun için ne gerekli? Piyasaya para girişinin devam etmesi, makro ve aslında global risk dediğim bizim önümüze geçmemesi gerekiyor ki süzülerek yukarı doğru hareket etsin. Ne yapıyoruz grafik üzerindeki desteklerle bir bakacak olursak? Şu anda biz 100 günlük hareketli ortalamamıza tutunuyoruz. 2.35 dolar seviyesinden destek alıyoruz. Yukarıda ne var? Önümüzde 200 günlük hareketli ortalamanın 4.30 dolar seviyesi olarak da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. O da burada. En önemli bizim geçeceğimiz 2.80 ve 3 seviyesi arasındaki bölge en önemli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Ve gelelim Atom'a da bakalım. 4 saatlik olarak inceliyoruz. Atom'un güncel fiyatı şu ana baktığımızda 10.60 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yukarı yönlü bir paralel kanal içerisinde takip ederken burada da yine aslında düzeltme dalgaları ile beraber takip edebiliyoruz Atom'u. Bize bir 5'li yükseliş dalgasını gerçekleştirmiş. Sonrasında bir düzeltme dalgası yaşamış ABC olarak. Şu anda yeniden bir akümüle süreci yatay bantta olduğunu görüyoruz. Grafik üzerinde aynı zamanda bir sıkışma var. Üçgen formasyonu diyebileceğimiz bir formasyon üzerinde. Ama şuradaki şekil aynı zamanda bize bir ayı bayrağını da oluşturuyor. Bu ayı bayrağına dönüşmemesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki bu ayı bayrağının direkt şuradaki üstümüzde bize baskı yapan trendi kırmamız, yani fiyatın 10.81'ler 11'ler üzerine çıkmasıyla buradaki ayı bayrağı formasyonunu iptal ederiz. Ama gelen muma baktığımız zaman da hacimli bir biçimde geliyor. Aşağıda hacim barlarında bir miktar azalma görüyoruz. Yeniden talebe ihtiyacı var. Ve RSI'nin de buradan yukarı yönlü kırılmasıyla beraber aslında biz pozitif şeyler düşünebiliriz. Burada bir kritik nokta var. 10.80 ve 11'in üzerinde bu varlık yukarı yönlü gidecek. Çünkü aynı zamanda paralel kanalında orta bandına geliyor. Teknik olarak ben yükseleceğim diyecek bize. Ve zaten buradaki üçgen formasyonuna kıracak. Böyle bir senaryoda ilk etapta 12.60'lar ve 13'ler hedeflenebilir. Aşağı yönlü yeniden içinde kalmasıyla beraber bu formasyonun 10.50'ler ve periferisinde aslında 9.40'lar ve kırılmasıyla da 8.50'ler hedeflenebilir. Ama 8.50'nin aşağısına geçmemesi gerekiyor. Hatta 9.50'yi kaybetmememiz gerekiyor ki bir yükselişten bahsedebilirim Atom tarafı için. Ve gelelim günün sözüyle beraber kripto mercek yayınını bu haftalık kapatalım. Teknoloji ancak görünmez hale geldiğinde gerçekten benimsenir diye bir söz var. Yaşlı bir amcamızın laptop ve telefon karşısındaki aslında resmini kullanmak istedim ben bu resim için. Biz her geçen gün adaptasyonun arttığını, kredi kartlarıyla ödeme protokolleri, işbirliklerinin olduğunu görüyoruz bu dünyada ve biz bunlara şahit oluyoruz ama muhtemelen bizden sonraki gelecek olan kuşak bunları bu adımları görmediği için zaten görmeyecek, yani bu teknolojilerin oluşturulduğunu görmeyecek. Elindeki varlıkta hali hazırda bu teknolojiler kurgulanmış olacak. Nasıl bizler bilgisayar ve telefon çağına doğmuş olduysak bizden sonraki kuşakta böyle bir noktaya gidiyor. Dedikten sonra kripto mercek yayını kapatalım. Bu yayında bahsettiklerim hakkındaki görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorum olarak bırakırsanız hepsini dikkatle okuyacağım. Beğenilerinizi de bizden yine esirgemeyin, onur etmeyi unutmayın diyelim. Hoşçakalın.